Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Eray. Age of History 2 Kara Anlar Devletimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet, önceki bölüm son hanedanını almıştık. Tam alamadık ama en azından yarısından fazlasını aldık. İki tane vassal edindik. Bir tanesi Moskova Knezliği. Ama Moskova Knezliği ne yapıyor? Bizle ilişkisini kötüleştirip illa diyor ki gel bize savaş aç. Biz normalde savaş açmayacaktık. Vassal arıyorduk. Ama gördüğünüz gibi ilişkimizi kötüleştiriyor. Zaten bu işin sonunda bağımsızlık isteyip bizden ya savaş açmanı istedi. Ya diyecek ki ya savaş aç. Ya da benim bağımsızlığımı kabul et. Ya biz de kabul edecektik. Mecburiyiz yani. Normalde böyle almayı istemezdim. Normalde aynı Saksonya Elektörlüğü gibi vassallar edinip vassallarımızı güçlendirip bir yandan hep beraber savaş açacaktık ama böyle bir şey olmadı. Yani hiç hayal ettiğim gibi olmadı yani. Niye olmadı anlamadım. Tabunu yapmak bizim gücümüzü katladı bayağı. Gördüğünüz gibi. Şu arasındaki toprak. Şu aramızdaki toprakları da bir alıp bir hainlik sezmeyelim. Ultimatum eyalet. Tamam. Hepsi kabul etti. Tamam. Şimdi şöyle bir bakalım. Çok güzel. Yani öyle güzel büyüdük ki. Hani çok temiz duruyor ya. Aa bunlar kolonize ediliyor. Tamam. Bu. Tamam bu daha iyi oldu. Ya, kolonize edilmiyor zannediyordum. Kolonize ediliyormuş. Ama edilmesi daha iyi. Toprak bütünlüğü açısından daha güzel görünüyor şimdi. Şimdi şöyle bir daha bakalım. Evet şimdi daha güzel göründü. E şimdi ben kimi şey alabilirim ya? Vassal edinebilirim. Güçlü bir vassal yok ki. Ya da vassallarına ittifak da edinebilirim. Yani şu an önüme gelen her devlet benim ittifaklığımı kabul edecek. Yalnız bu iki büyük devletin savaşı birazcık garip olacak. Tabi savaş barışla biterse ya bu savaş biterse barışla bitmiş olacak. Bizans İmparatorluğu Bizans İmparatorluğu'yla bir müttefik olalım. Arkasında güçlü bir devlet olsun. Yoksa her önüne gelen savaş açacak. Biz de bunu istemeyiz. Şu an asilerle şey yapıyor, ilgileniyor. Şu an Saksonya Elektörlüğü'ne bayağı bir şey yaptık, fark attık. Ne kadar geliyor? Önceden 6000-6000 geliyordu. Şimdi 4000-4000 geliyor. Ne alaka ya? 3000-3000. %78. İşsizlik kaç? %60. İşsizlik bayağı fazlaymış. Onu indirirsek bizim için daha iyi olacak. Hemen şöyle. 60'ın altında olan var. 70'in, 75'in, 80'in altında olan da var. Bunları hemen %100'leyip gücümüzde güç katalım. Vallahi Bizans'ı mecburi müttefik aldık. Anadolu'ya giriş biletimiz olacak. Sizleri aslında bağımsızlık ilan et desem. Özgürlük arzusu hiç artacakmış gibi durmuyor. Vassallarından Fas. Fas'ı da ittifak edinebiliriz bak. Sınırlar arası uzaklık da bu uzaklık bize engel değil. Biliyorsun değil mi Fas? Yani olabiliriz yani müttefik. Mesela Tilimsan'ı kendi topraklarıma katsam. Hilesiz bu arada. Devam diyor diyoruz düşünün.
Bu hile değil. Tabi isterseniz ultimatum da yollayamayabiliriz. Yani o devlete gidip savaş da açabiliriz. Böyle bir şey de yapabiliriz. Şimdi Fas'ı da aramıza kattık. Şöyle bir müttefiklik doğdu. Önümüze her gelen adamı müttefikliğe yolla kabul ettirip elimizden geldiği kadar güçlü bir birlik kurmamız lazım. O birlik sonucunda bize bayağı bir yardım etmeleri lazım. Böyle olmaz çünkü. Şöyle Etiyopya ile ilişkim zaten yüksek de. Şöyle hepsini ilişkimi bir geliştireyim. Birazcık ekonomi basalım. Şu müttefiklerden ikisi 145. Maşallah. Tyrosel. Tyrosel nerede ya? Bu mu Tyrosel? Şu. E hadi açın bakalım. Bunda ben savaş açıp ne yapacaksam. Ghana. Bizans'a yardım ediyor şu an. Tek başına giremez çünkü öyle. Aldı mı Ghana'yı? Ha Tyrosel'i almış. Çok güzel. Şimdi onun da barış teklifi gelir. Tamam. Sicilya Emirliği. Nerede? Şu. Ha bunlar küçük küçük devletlere savaş açıp gücünü mü toparlamaya çalışıyor? Yani düşünsene şöyle bir savaş açıyorsun. Şuna basalım. Böyle bir devletle savaştasın. Yani Asya'nın hakimi, Orta Doğu'nun hakimi falan. Anadolu değil tabii ki. Tam Anadolu değil. Bizans'ı alırsak öyle olacak. Müttefik edinmem dedim. Normalde vassal da edinebilirim. Ne bileyim böyle müttefik edinesim geldi ya. Aslında buraya bir... Neyse. Aklıma çok değişik şeyler geldi de. İttifaktan kopup vassalımı yapıp ismini değiştirecektim de. Siz böyle devletlerden ne istiyorsunuz ya? O Fas'a bak sen. Fas'ın buralarda ne işi var? Hemen şöyle. A dur. Birazcık da ekonomiye şey ne derler. Teknolojiye basalım. Teknolojimiz şu an 0.83'tü. Bakalım şimdi kaç olacak? Toplam 1.8 milyon dukat harcadık. Bakalım ne kadar olacak? 1.2 oldu. Vay. Kaçıncıya yükseldik? Birinciye yükseldik. Hemen şu paramızı tekrar bir teknolojiye yatırıp Saksonya elektörlüğüne birazcık teknolojide fark atmamız lazım. Bence gayet güzel bir şekilde arttık ve bayağı fazla. Ordu bakımına bir 15 olsun. Diğerini vergileri ve 10 olsun. Yönetime de verelim. Tamam. Güzel oldu. Teknoloji yatırımı. Teknoloji yatırımı bayağı iyi oldu aslında. Şimdi bunu geliştireceğim de geliştirip elime ne geçecek? Sıkıntı olan o. Şu an 13 oldu tamam da. Ne yapacağım 13'te? Hepsini yönetime verebilirim. Tamam. Şu an tüm şeylerle ilişkim yüksek. Özellikle Bizans bize bir tık kötüleşmiş ama hepsiyle ilişkimizi iyi tutacağız. Hepsiyle. 1 2 3 4 tamam. Hepsiyle %100 yakın olacak. Zaten şu an şimdiden 2 devlette, 3 devlette %100 oldu bir Bizans kaldı. Bizans'ın da zaten bize ilişkisini yükselmesine az kaldı. Ona da %100 olsun. Tamam. Şu an güçlü bir müttefiklik kurduk. Şimdi bu Kalinga devleti falan bunları direkt ultimatumla da alabilirim. Kendime vasal da edinebilirim. Ama hani Asya'da vasal edinip ne yapacağım? Bana Avrupa'da lazım. Avrupa'da da edineceğim bir vasal yok ki.
E sen şeyin vasalısın. Sakson Elektörlüğünün vasalısın. Yani Fizan Napoli Krallığı. Napoli Krallığı bu mu lan? Gücü bitmiş. Şimdi bir 60'tı, kaça düştü? İşsizlik oranı 47'ye kadar düşmüş. Güzel. Düşmesi bizim için daha iyi. Çünkü daha efektif olacak. Şu an şaka maka bayağı fark attık ha yine. Şimdi bir İsveç, 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 İsveç. İsveç yapmam lazım bunu. Şöyle şöyle yapsam her türlü artıyor zaten. Tamam. Şimdi hemen şöyle bir Fransa Krallığı. Fransa Krallığı nerede ya? Neyse. Şimdi önemli olan sensin. Paramız tabi bitti. Şu ultimatum gönder, vassal deyip birazcık vassal edineceğiz. Kabul etmedi. Vay. Sayın İsveç kabul etmedi. Etmesin bakalım. Şu vasalımıza bir dört şu kadarcık bir yollasak. En azından şu bölgenin bir yüksek bir gücü olsa. Tyrosel. Tabi hastalık olduğu için sürekli eksiğini binip duruyor. Şöyle paramıza bir sağıp çıkalım. Sana ne oldu ya abi ya? Sana hayrola da benim böyle şeyimi kabul etmiyorsun. Benim vasallarım zengin oluyor yani. Ekonomisi şu an gayet iyi. Gördüğünüz gibi. 150 bin. Ben bununla Fas'ı geçtiririm bu arada. En güçlü vasallım yaparım bu arada şu an. Çok ciddiyim. Yani şu an gücü 300 bine geldi. Fas'ı geçti. Geçti geçecek. Artık şöyle bir tüm paramızı bir varımızı yoğumuzu bir verelim. Zengin ettik zengin. Ama öyle bir para yatırımı yaptık ki şu an. Söyleyeyim mi? İkinci en büyük vasalımız olabilir şu an. Ya hatta ilk en büyük vasal. Şimdi niye kabul etmiyorsun ya? Neyse. İlişkimizi geliştirelim. Sen de zaten bayağı güçlü oldu. Şu an bölgenin en güçlü vasalı bizim adamımız. Bu Munster. Bu Munster'e hemen şöyle son yardımlarımızı yapıp artık kendi gelirimize bakmamız lazım. Bizim gelirimiz de düşüyor çünkü şu an hastalıktan dolayı. Düşmemesi lazım. Şu an harbiden düşmemesi lazım yani. Kaç şu an bizim o şeyimiz, istikrarımız %97. %97. Şimdi şeyle gücümüz ne? Şu an 800 bin. Ve o kadar fazla yatırım yapmışım ki 900 bine kadar çıktı ve hala da çıkıyor şu an. 900 bine kadar çıktı. Hey maşallah. Şimdi hazır mıyız? Değiliz. Çünkü benim ordum yok. Benim ordum niye yok ya?
Burada boş boş ordu basmışım ben. Ne arıyor bunlar burada? Hemen şunları bir katalım kendi adamlarımıza. Nerede bizim 312 binlik adamımız? Taşkent'te. Bizim de tahmin ettiğimiz şeyi yapmış zaten. bin, 26 bin, 30 bin, 18 bin, 24 bin, 13 bin, 20 bin. Şimdi basalımız kaç bin oldu? İsveç hala bize vasal olmak istemiyor değil mi? Yok. Neden? Çünkü bir güçlü bir ordumuz yok. Anlatabiliyor muyum? Olan ordumuzla adam basmaya çalışıyoruz. 13 bin ne ya? Bu da maşallah neymiş? Birazcık adam basmamız lazım. Bunlar az mı gelmeye başladı? Bunlar niye bu kadar şeyli yanmıyor? Karanlık değil yani şey değil. En azından hani verimli değil. Onu anlamadım. Bizim artık ekonomi yerine birazcık nüfus yatırımı mı yapsak ya? Son kez bir şöyle paramızı biriktirip nüfus yatırımı yapalım ya. Ne kadar şey olsa da artık 370 bini bir geçelim. 320 mi 375 370 bin mi ne? Bakalım ordumuz şu an kaç bin? 400 bin. Yani o da bu bastığımız 34 bin adam ve oradaki 15 bin adam sayesinde yani. Şimdi yine bir yerlerde direkt şöyle bir tamam 12.000 30.000 2.000 tamam. Hemen şöyle, şimdi biz kimle savaşacağız? Bayağı büyük bir devletle savaşacağız şimdi. Ama karşısındaki devletler de bayağı büyük. Vassalı bile 800 bin olan ve şu an dünyadaki en güçlü vassal olan bir devlet var. Hemen şöyle. Şimdi bir 400 bir adam bastım. Şimdi kabul ediyor mu? Evet, adamdan dolayı yani biliyorum. Hemen seninle de şöyle ilişkimizi bir hızlı bir şekilde düşürüp bir hemen arttıralım, sana da yardım yapıp sana da şöyle bir yardım yapalım. Yani şu an var ya, ekonomisi öyle bir toparlayacak ki. Etkisini görmeye başladık, çok güzel. Etkisini evet bayağı bir görmeye başladık şu an. Keşke tüm paramızı birden böyle bir şey yapsak. Hani tek tek değil de tüm paramızı birden yollasak. Ya da yollamak istediğimiz tutarı kadar yollasak. Evet. İsveç'te savaşa girdi. Ne yapıyoruz? Savaş ilan ettik. Tüm müttefiklerimizi çağırıyoruz. Ve savaşımızı başlatıyoruz. Azamız mübarek olsun. Bakalım ne yapacağız. Savaştan çok kötü bir şekilde mağlup çıkma olasılığımız da var. Ama iyi şekilde galip çıkma olasılığımız da var. Şu an dünyayla savaşa girdi yani kısacası. Dünyayla diyorum lan. Sen de savaştasın ha. Şu orduya çağır. Alo. Tek ben savaşta değilim ya. Heh. Yani bir zahmet. Sağ olun ya geldiğiniz için. Şimdi dünyayla savaşta işte. Ya o bize savaş açar. Biz ona dünya savaş, biz ona kaçıncı dünya savaşı olurdu şimdi? Birinci dünya savaşını çıkartırız. Harbiden dünya savaşı yani şu an. Şu şeye baksana.
Komple Asya ile Avrupa şu an. Hemen şöyle Bohemia. Tamam, edelim. Bohemia zaten vasal değil mi? Yani şu adam vasal, benim vasalımla mı uğraşsın, benimle mi uğraşsın, değil mi? Aşağıdaki şeyle mi, Afrika ile mi uğraşsın şu an? Yani kimle uğraşsın şu an? Herkes var. Tyrosel değil ya bu. Müttefiği çağır. Mukurra. Gelmişsin zaten. En çok kaybı veren biziz şu an. Saksonya elektörlüğü diyor. Tamam. Buralar Bizans toprakları mı? Niye böyle yanıyor? Evet, Bizans topraklarıymış. Tabii ne yapacağız? Buraları kendimize alacağız. Ha, almaya da biliriz tabii ki de. Biz boşuna mı adam bastık? Bug'a girmiş bak. Aynı adamlar bizde de görünüyor. Şimdi burada da adamlarımız vardı. Hemen şöyle saldırma emirleri verelim. Bizans büyüyor. Bu küçülmüyor ama. Siz ne yapıyorsunuz ya? Sizin ordunuz yok mu? Varmış. 26 bin adam getiriyor adam. Tamam, çok güzel. Bu arada sıkıştı gitti. Bu adamı boş ver. Bu kim ya? İkinci Bulgar İmparatorluğu arada kaynamış. Ama şu an en büyük asker basan benim. Nerede hani koca Bizans? Hani nerede yani koca Bizans? Bizim dediğimiz koca Bizans nerede? Ben şu an kime saldırdım ya? Bu kimin toprakları? Ha, bu Bohemia, tamam. O kadar çok toprak var ki hani kim kimin toprağı, şaşırdım kaldım yani. Şu an ben Bohemia topraklarını saldım. Gerek yok. Burada küçük bir Macaristan var. Sonunda Allah razı olsun bizim rengimiz belli olmaya başladı. Yani şu an biz savaşıyoruz ya sadece şu an. Şöyle göstereyim. Kim savaşıyormuş? Evet. Munster mesela o kadar adam getirmesine rağmen hiçbir şey yapmamış. Etiyopya ne durumda şu an? Etiyopya adam basmadı mı? Etiyopya getiriyor. Ha, güzel. Bizans da getiriyor. Munster'e ne oldu? 26 binlik adamı vardı. O daha hala getiriyor. Güzel. Bu adam 83 bin adam getiriyor. Güzel. Müttefiklerimizden bayağı bir adam var. Easy. Yani sadece biz 10 binin üstünde adam basmamışız en azından. Sadece biz. Ya şunla bir barış yapın artık, yeter ya. Bir. Tamam, Bizans alacağını almış. Niye hepsi Bizans'ın ya? E 5 kaldı. Bunu da ben alayım. O çok büyük savaş dönecek ya şu an. Gereğinden fazla büyük savaş dönüyor şu an. Fizan. Yok, savaş şey yapmayacağım. İttifak gelebilir belki. Savaşta 250, yok gelmiyor. Vasal değişir. Vasalmış 855 bin. Kayıp vermiş mi? Hayır. Etiyopya galiba kendi aralarında falan dolaşıyor böyle. Selam falan veriyorlar herhalde. Başka türlü nasıl olacak ya? Çok güzel. Bohemia fazla adam basamamış vallahi, benden bu kadar.
Ama çok affedersin, senin de ilerlemene izin vermem yani. Şu an ne yapacağım bilmiyorum ya. Şu an adamı yönlendiriyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Bu videoyu burada bitirelim. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.